arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi motifler e, örerek yaptık. Üzerine tüm olarak çalıştık. E, şöyle gördüğünüz gibi yeleğimizi örmek için ben şöyle iplerimi kullandım. Bakınız kalan iplerim de halen e, bu kadar. Bayağı bir ipim kaldı. Fark ettiğiniz gibi lif ipiyle çalıştım. Sizler normal bebe de tabii ki çalışabilirsiniz. Çok fazla sorular geliyor. Hani lif ipiyle bebek yeleği olur mu tarzında. Oluyor. Gayet de güzel oluyor. Ama çok uzun süreli kullanımlar için çok da uygun olmayabiliyor. Biraz haliyle dayanıksız olduğu için. Ama birkaç yıl çok rahatlıkla kullanılabilir. Daha fazla da yıkamalara dikkat edildikten sonra herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Evet bu kısa bilgiden sonra yeleğimizin şöyle ölçüsüne bakmanızı istiyorum. Omuz kısmından en alt kısma kadar yeleğimin uzunluğu 37 santim. Şöyle gördüğümüz zaman en kısmına bakalım. En kısmında ise 25 santim eni. Şöyle biraz daha tabi açılma payları olacaktır. Yeleğimizin Arkasını çevirip şöyle arkasını da görmenizi istiyorum. Arkası da bu şekilde şöyle modelimiz üstte sade rengimizi kullandık. Altta mavi ve beyazımızı tercih ettik. Açtığımız zaman şöyle tamamen açık haliyle de görelim. Şu şekilde açık haliyle de yeleğimiz görülmekte. Alt kısımda beyaz ve maviden motiflerimizi örerek yeleğimizi e, tamamladık. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için mavimi ve beyazımı kullanıyorum. Dilediğiniz marka ve ürünleri tercih edebilirsiniz. İstediğiniz marka bebe ipleriyle çok güzel olacaktır. Ben e, bu kez Şöyle e, lif ipini kullanarak ördüm. Tabi sizler lif ipiyle örmek zorunda değilsiniz. Hatta bebe ipleriyle çok çok daha güzel olacaktır. Ben sadece bir alternatif sunma amaçlı olarak e, bu ipimle çalıştım. 3 numaralı da tığımı kullandım. Hemen beyazımla göbeğimizi çalışmaya başlıyoruz. İpimi şöyle aldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 8 tane zincirimi çekiyorum ve birinci zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum ve burada bir tane yuvarlağımı oluşturuyorum çiçeğimin göbeği olacak kısım 1 2 3 4 kapadıktan sonra 4 tane zincirimi çektim İpimi şöyle altı alıyorum zincirimin bulunduğu yere ve e, şu şekilde trabzanlarla doldurmaya başlıyorum bakın şöyle giriyorum hem ipimi tutuyorum hem zincirimi tığımın başını bir defa doluyorum 3 defa örüyorum 1 2 3 1 doluyorum 1 2 3 3 tane trabzanım oldu bir doluyorum 1 2 3 4 oldu toplamda 5 trabzan sayısına e, tamamlayacağız bir daha doldurdum 1 2 ve 3 Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane trabzanımız oldu. 5. trabzanımın üzerine 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden 5 tane trabzanımı buraya örmeye başlıyorum. 1 doluyorum. 1, 2 ve 3. 1 doluyorum. 1, 2 ve 3. 1 dolayıp 3 defada çektiğim trabzanlarından toplam 5 tane örüyorum 4 oldu bir defa daha örüyorum 1 2 ve 3 5 tane trabzanımız oldu 1 2 3 4 5 5. trabzan üzerine hemen 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak yuvaya giriyorum 1 2 3 bakınız 2 grup ördüm toplamda 4 tane grubumuzu bu şekilde örüyoruz. 2 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanın üzerine yine 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buraya da 5 tane trabzanımı yine bir defa dolayıp 3 defa da örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 2 tane zincirimi çekiyorum 4 tamamladıktan sonra bakın çiçeğimizin orta kısmını bu oluşturacak ortaya da 8 zincir çekmiştik bakınız göbeğimiz biraz daha şöyle geniş ve rahat ee, çekmiş olduğum iki zinciri hemen bir tane trabzanımda ikinci trabzanımız şu ara noktaya giriyorum Şöyle bakın nasıl tekrar göstermek istiyorum. Her ikisinin araya girelim. İpimi alıyorum. Örmeden ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve bir tane zincirimi çekip buraya kilitliyorum. Bakın gayet güzel oldu. Ve ipimi bu noktadan kesiyorum. Evet çiçeğimizin orta kısmını bu şekilde hazırladık. Hemen şöyle iplerimizi çok biriktirmeden hemen toparlamaya çalışalım. Şu kestiğimiz ipi en sondaki ipimizi kesmeyelim. Sadece arkadaki göbeğimizdekini kestim. Çünkü içeriye gizleyerek örmüştük. Öyle olduğu için burada sağlanmasına gerek yok. Buradaki kalan ipimizi ise örerken şöyle alıp üzerine öreceğiz. Daha sonra arta kalan ipimizi yeniden keserek temizleyeceğiz. Şimdi mavi rengimize geçerek hemen başlayalım mavi rengimi aldım bir tane zincirimi çektim şu şekilde tığıma düğümümü attım ve ortadaki hazırlamış olduğum o minik motifimi alıyorum tabi her bir motifimizin üzerine hemen mavi ile başlamayalım Önce beyazlarımızı örelim. Hem elimiz çok rahat e, alışacak, serileşeceğiz. Daha sonra mavilerimizi yapacağız. Hangisini yaparsak elimiz onda hızlanacaktır. Beyazlarımızı önce bitirelim, sonra mavi rengimizde üzerini birleştirerek ilerleyelim. Şimdi şu şekilde hazırlamış olduğum göbeğimin önce, bakın ipi kopardığım yerden değil, şöyle biraz daha e, uzakta aynı yerden yapmayalım. Kaş şuradan yapalım. Yani hiç fark etmez ama aynı yer olmasın. Çünkü buradaki mavi ipimizi de gizleyeceğimiz için e, her ikisi üst üste yılmasın. 5 tane trabzanımız vardı. Birinci, ikinciyi atladım. Üçüncünün tepesine gelerek batıyorum. Sağında ve solunda iki tane trabzanım kaldı. Tam ortaya bakınız. 2 sağda, 2 de solda kaldı. Üçüncüye battım. Kapadım ve bir tane zincirle sabitlendim tığımın başını doluyorum mavi ipimi şöyle arkasından alıyorum elimle şuradan tutarak gizliyorum tığımın başını bir defa doluyorum ve buraya giriyorum ipimi de gizliyorum bakınız toplamda başını bir defa dolayıp 3 defa da çektiğim 4 tane trabzanımı örüyorum 3. örüyorum ve dördüncü trabzanımı örüyorum. 4 tane trabzanımı ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuva içerisinde bakınız ipimizi gizliyoruz. Bu gibi motifli e, işlemlerde lütfen iplerimizi gizlemeye çalışalım. E, sonrasında sizlere zorluk çıkarması hemen burada gizledikten sonra kesiyoruz. İpi içeri alma e, ayrı bir işimiz olmuyor. İki zincir çektikten sonra yeniden aynı yuvaya girerek dört tane trabzanım örüyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çekiyorum. 2, 3 ve 4 Evet birinci köşemizi bitirdim üçüncü trabzana gelerek batmıştım bir tane zincirimi çekmiştim buraya sabitlediğim için diğerlerinde zincir çekmiyorum Bu sadece başlangıç olduğu için köşede 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanı ördüm ve yeniden devam ediyorum Zincir çekmeden birinci trabzanım atlıyorum. İkiye atlıyorum. Üçüncünün içine gelerek bir tane sık iğnem örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın biraz önce bahsettiğimiz yere geldim. İpimi şu yöne yatırıyorum. Bakın şu yöne yatırıyorum. Beyazımızı bu yöne yatırmamız gerekecek. Tığımın başını doluyorum. Ve örmeye başlıyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle düzelttiğiniz zaman çok rahat olacak. Birincisini ördüm. Aynı zamanda ipimi de gizlemekteyim. Bakınız. İkinciyi ördüm. Üçüncü ve dördüncü trabzanımı 3 defa örerek tamamladım. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuva içerisine 4 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına gelerek bir tane sık iğne ile batıyorum. Bakınız iplerimiz burada gizlendi. Motifimiz bittikten sonra keseceğiz hemen. Tığımın başını doluyorum. Hiç işlem yapmadan 4 tane trabzanımı buraya örüyorum. Bir dolayıp 3 defa da alıyorum. 2, 3, 4 2 zincir 3 ve 4 1 2 3. batıyorum saymanıza bile gerek yok hemen 3. zaten belli olmakta tekrar tığımı başını doluyorum 4. köşem için başlıyorum 1 2 3 ve 4. 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. 1 2 3 ve 4. Bütün köşelerimizi ortadaki beyaz çiçeğimizin içerisine örerek tamamladık. Şimdi başlangıcımızın bulunduğu ve bitişimizi yapacağımız yere geldik. Hemen yine zincir çekmeden bu noktaya batıyorum. ipimi alıyorum. Geçiyorum şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi buradan keserek motifimi tamamlamış oluyorum. Şöyle arkadaki iki tane gizlemiş olduğumuz iplerimizi hemen keselim. Bakınız burayı gizlemiştik. Ekstradan gizlememize gerek yok. Burayı hemen temizleyelim. Motiflerimizi biriktirmeyelim. Sonrasında bu en son kestiğimiz ipimizi ise yana yatırarak kendi rengi içerisinde kaybedelim. Eritelim bakınız. Hepsini bitirmemize gerek yok. O kadar uğraşmaya gerek yok. Kalanını da aldım ve motifim tertemiz oldu. Hiç sonradan bize ekstra bir iş çıkarmayacak. Evet, bu şekilde ilk motifimi tamamladım. İlk motifimizi her zaman dört köşesini öreceğiz. Daha sonra birleştirirken yönümüze göre ikisini örüp ilk önce diğer ikisini örerek birleştireceğiz. Şimdi ikinci motifimi de çalışayım. iki köşesini de öreyim mavisini. Diğer iki köşeyi sizlerle birlikte birleştirelim. Birinci motifimi sizlerle birlikte örmüştüm. İkinci motifimi de aynı şekilde önce beyazımı ördüm. Sonra mavimin iki köşesini tam olarak bitirdim. Üçüncü köşenin ise dört tane trabzanını ördüm. Zincirini çekmedim. Bakınız şöyle ikisi tam. Diğerinin dört trabzanı ördüm. Zincirimizi hiç çekmedim. Evet birleştirme işlemini de yapmaya başlıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer motifimi alıyorum. Bu arkasını şöyle çeviriyorum. Her ikisinin sırtları yani arkaları birbirine temas halinde olacak. Ön yüzler dışa doğru bakacak. Evet bir tane zincirimi çektikten sonra diğer tarafın iki zincirli olan bölüme tığımın başını girdiriyorum. Alıyorum. Kapatıyorum. Ve burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar yarım olan motifime dönüyorum. Dört tane trabzanımı örmeye başlıyorum 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm bakın burada şöyle açarak da göstermek istiyorum şöyle görmenizi 4 trabzanım vardı bir zincir çektim karşıya gelerek battım Oradan tekrar bir zincir çektim. Bu tarafa geçtim. 4 tane trabzanımı ördüm. Şimdi motifimi yine şöyle tutuyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Tam ortada bakınız bir tane batmış olduğum nokta vardı. Bakın şurası sık iğne olan. Tam üçüncü trabzan şöyle gördüğümüzde. Buradaki sık iğnemin tepedeki bu minik gözümüz var. Bakınız minik gözün bulunduğu yere tığımın başını girdiriyorum. Hiç zincir çekmeden alıyorum Burada kapatıyorum ve bu tarafın üçüncü trabzanının üzerine batıyorum. Bakın birinci, ikinci, üçüncüye. Ortadan da bu şekilde birleştiriyoruz. Zincir çekmiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Buraya geliyorum. İki zincirimin bulunduğu yere dört tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Evet, dört tane trabzanımı ördüm. Şöyle bakalım. Bir köşeden, bir tam ortadan birleştirdik. Köşeden, ortadan. Şimdi dört tane trabzanımı ördükten sonra bu iki zincirimizin olduğu yere yeniden girerek birleştirme işlemimizi yapacağız. Bu gibi motiflerde zincirlerimizin bulunduğu yerlere geçişlerimizi yapıyoruz. Bakınız, çok belirgin zaten. Şimdi bir zincirimi bu yönde çekiyorum. 4 trabzanımı tamamladıktan sonra bir tutuyorum karşıdaki 2 zincirli bölüme geçiyorum bağlanıyorum buraya ve bir tane zincirimi çekiyorum çünkü burada iki zincirli kalkımız vardı birini giderken birini de gelirken kullanıyorum tığımın başını doluyorum buraya 4 tane trabzanımı yeniden örüyorum 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı birleştirmelerimi yapıp bitirdikten sonra bakın gayet çok çok kolay ve gösterişli güzel bir çalışma. Evet şimdi buraya batıyorum başlangıç yerine. ipimi alıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bakın birinci birleştirme işlemimiz iki taraflı olarak bu şekilde yapıldı. Şimdi e, üç kenarının birleştirilmesi nasıl olacak? Onu da motiflerimizi birleştireyim. E, tamamladıktan sonra son yerde yeniden görüşelim. Şimdi bu şekilde arka arkaya kaç yaş için istiyorsak, ne kadar büyüklükte istiyorsak o kadar bir uzunluğumuzu belirleyelim. Daha sonrasında üzerlerini doldurarak devam edelim. Evet şimdi istediğimiz ölçü oluşana kadar ben örmeye devam ediyorum. Sonrasında yeniden görüşelim. Birleştirme işlemlerimi yaparak yeleğimin boyutunu belirledim. Şöyle. 4 sıra üzerinden yani yükseklik olarak 4 sıra belirledim. En olarak ise sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. En olarak ise 10 sıra yeterli. Büyük bir yelek görmek istemiyorum. Küçük bir yelek yeterli olacaktır. Sizler dilediğiniz boyunca da kendiniz için bile çalışabilirsiniz. Birleştirme işlemlerimizi ikili olarak göstermiştik. Şimdi Üç köşenin nasıl birleşeceği yani iki farklı köşemizin nasıl birleşeceğini sizlere göstermek istiyorum zaten bir e, ilk gösterdiğimiz şekliyle iki motifin birleştirilmesi birinci sırada çalıştığımız gibi bir de bu şekilde çalışmamız bize lazım olacaktır hemen bu çalışmamızı da göstereyim ben bütününü tamamladıktan sonra göstermek istedim e, şöyle bakın diğer iki köşeyi birleştireceğimiz zaman ise Üç köşemizi örmüyoruz. Bakınız birinci köşemi örmüyorum. İkinci köşemi örmüyorum. Bir tane şuradaki görmüş olduğumuz köşemiz örülüyor. Diğer kalan köşelerimizin üçü de örülmüyor. Bir, iki, üçünü örmememiz gerekiyor. Bu iki yan yüzeyi birleştirmek için. Birinciyi tam örüyorum. Araya batıyorum. Daha sonrasında birinci grubumu ördükten sonra ikinci grubu çalışmaya başlıyorum. Şöyle görelim. Birini tam ördüm yarım. Hemen 4 trabzanım sonrası bir tane zincirimi çekiyorum ve alıyorum. Şu şekilde ikisinin ters yüzleri birbirine gelecek şekilde yerleştiriyorum. İki zincirin bulunduğu noktaya gelip kapanıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladıktan sonra yeniden 4 trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4 trabzanımı tamamladım hemen karşıya geçiyorum karşıdaki üçüncü bakınız trabzan üzerine battığımız sık iğnemin üzerine giriyorum buraya bir sık iğne örüyorum oradan bu yöndeki ördüğüm devam eden motifin üçüncü trabzanına da gelerek bir sık iğne örüyorum yani Sık iğneden sık iğneye geçişimizi yapıyoruz. Karşıdan bu yöne. Tekrar tığımın başını doluyorum. Köşeme giriyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. Köşemi birleştirmek için. 3 ve 4. 4 trabzanımı ördüm. 1 tane zincir çekiyorum. Karşıdaki bakınız bağlantılı olan şu bölüme geçerek batıyorum. Bir zincirimi çektim atıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve yönümü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak 4 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Bir zincirim sonrası. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm. Bakın köşemizi birleştirmiştim. Şimdi sık iğnemize geçişimizi yapmamız gerekmekte. 4 trabzan sonrası karşının sık iğneye şöyle arkadan batıyorum. Kapatıyorum ve örmeye devam ettiğim motifin 3. trabzanı üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum. Sık iğnemi ördükten sonra yeniden tığımın başını dolayarak köşeme geçiyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. Bakınız, bu iki kenarla birleştirme de bu şekilde devam ediyor. 3 ve 4. Bir zincirimi çektikten sonra köşeme geliyorum, kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, 4 trabzanımı buraya örüyorum. 2, 3 ve 4. Şöyle görmeniz istiyorum. Bakınız, birleştirme işlemimizi bu şekilde yaptık çok çok kolay ve e, rahatlıkla yapabileceğimiz sadece bir köşeyi örüyoruz kalan diğer üç köşeyle bu iki kenarlı kısmı birleştiriyoruz trabzanlarımı ördükten sonra başlangıcımdaki batmış olduğum sık iğnemin bulunduğu yere geliyorum ipimi alıyorum bakın örmüyorum ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve hemen arkasını çeviriyorum örgümüzü. Bakın ben arkasını sizlere söylediğim gibi örerken temizlediğim için hiç sıkıntı olmadı. Önce beyazlarımı ördüm daha sonra seri bir şekilde mavilerimi de birbirine birleştirdim. Biraz ileri geçiyorum. Bir tane de şöyle aldıktan sonra merak etmeyin hiç açılmayacaktır bazen sökmemiz gerekiyor bulamayabiliyoruz nereye gizlediğimizi Evet bu şekilde son motifimizi de sizlerle birlikte birleştirdik Evet şimdi yeleğimizin üzerine Örmeye başlayalım şimdi yeleğimizin üzerine Örmeye başlayabiliriz toplamda kaç tane motiften ördüğümüzü sayalım 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ve 40. 40 tane motif üzerine e, iliğimizin zeminini hazırladık. Şimdi üzerine örmeye başlayalım. Üzerini örmek için şu şekilde tersini çeviriyorum. İlk sıra tersten modelimizi e, yerleştirmeye başlıyoruz. Yani zincirlerimizi çekerek örgümüzün üst kısmını kuruyoruz. Bir tane zincirimi çekerek düğüm attım ve başlıyorum. Kenardaki zincirli olan bölümümüz var. İki tane zincir çektim. Oraya gelerek batıyorum. Bir sabitledim buraya kendimi. Bir, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Ortadaki sık iğneli bölümümüz vardı. Bakınız, bir tane sık iğne. Sık iğnemizin sağına, sık iğnemizin üzerine bir tane de soluna sık iğne örüyoruz. 5 zincir sonrası. Batıyorum. 1. Sık iğnemin tam tepesine batıyorum. 2. Bir tane de soluna batıyorum. 3 tane sık iğnemi ördüm. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Şurada iki motifin birleşme noktası vardı. Bir tane sık iğneyi zincirimin içerisine giriyorum. Bir. Tam ortaya ikinci sık iğnemi yapıyorum iki motif arasına ve diğer zincir içerisine üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Üç tane sık iğnemi çalıştıktan sonra yeniden bir, iki, üç, dört, beş, beş zincirimi çektim. Sık iğnemin sağına bir tane sık iğne örüyorum ve buradaki zincirimi de batıyorum. Sık iğnenin tam tepesine 2, soluna 3. Yeniden 1 2 3 4 5 zincir. Boşluğa batıyorum motifimin uç kısmına. 2. tam motifin arası, 3. diğer motifin ilk başlangıç zinciri. Tekrar 1 2 3 4 5 araya giriyorum. Sık iğnemin tepesine 2 diğer soluna 3. 1 2 3 4 5 zincir. 1. sık iğne, tam araya 2. sık iğne ve diğer uca 3. sık iğnemi örüyorum ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek tamamlıyoruz. Evet sıramızın sonuna kadar 3 sık iğne 5 zincir 3 sık iğne 5 zincir 3 sık iğne 5 zincir şekliyle örerek geldim. En son sık iğnelerimi yaptım. Ve şimdi 5 tane zincirimi çektim. Başlangıç noktasına gelerek battım. Bir tane zincirimi çekerek örgümün düz yönünü çeviriyorum. Ve başlıyorum. Tığımı başını doluyorum. Trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 2 3 2 ördüm. 3. örüyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da örelim. 1 2 3 1 2 3 Çekmiş olduğumuz zincirimizi dolduruyoruz. Sayalım. 2 4 6 7 8 9 tane çekiyoruz. 9 tane trabzanımı ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8 ve 9. Şurada 3 tane sık iğnem vardı. Birinciye değil ikinciye gelerek batıyorum. Yani tam ortalayarak batıyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayarak buradaki zincirimin içerisine 9 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 ve 9 9 trabzanımızı yine ördük sayalım şöyle kaçıran arkadaşlarımız için 2 4 6 8 ve 9 9 tane trabzanımızdan sonra birinciyi değil ikincinin tepesine gelerek bir tane sık iğne ile batıyorum ve yeniden tığımın başını doluyorum 9 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde uç kısma kadar ilerliyoruz sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızı örerek geldim sıramın bitiş yerindeyim şimdi İkinci sıramıza geçiyoruz. Yine zincirlerimizi ayarlayarak geçiyoruz. Bir önceki arka sırada yapmış olduğumuz gibi zincirimizi hazırlıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincirimi ekliyorum. Ve saymaya başlıyorum. Bakınız 5 zincirimiz oldu toplamda. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin üzerine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 5'e batıyorum bir sık iğne. 6'ya batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Yani 3 tane sık iğnemizi arka arkaya yaptık. 4'e, 5'e, 6'ya. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve başlıyorum. 1. 2. 3. 4. trabzan üzerine 1. 5'e, 2.'ye, 6'ya 3. sık iğneyi batıyorum. Ve sonrasında 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4. trabzanımdan başlıyorum 1 5. trabzanıma batıyorum 2 6. trabzanıma batıyorum 3 araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve geçiyorum 1 2 3 4. trabzanıma 1 5. 2 Altıncıya 3 şeklinde araya üçer tane zincirimizi çekelim. Eğer kasacak gibi olursa 4 zincir de çekebilirsiniz. Zincirlerimizi çekerek geldim. 3 zincir, 3 sık iğne şeklinde e, sona kadar geldim. Ve son trabzan üzerimiz. Son trabzanımızda iki tane zincirimizi çekelim. Çok fazla e, kenarımız bolluk ve potluk olmasın. Bir tane tığımın üzerine ipimi alıyorum. Kenardaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum ve hemen üzerine 1 2 3 zincirimi çekiyorum bir tane şöyle bakın 2 zincir bir trabzan 3 defa da aldım ve 3 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum buradaki bölümümüze yarım model yapıyoruz o yüzden 4 tane trabzanımızı örelim 4 tane trabzanımı ördüm ve ortadaki bakınız 3 tane sık iğnenin ortasına gelerek batıyorum ve bir tane sık iğne örüyorum kenarımızı 4 olarak ördük ve buradaki diğer aradaki bütün e, zincirlerimizin içerisine yine aşağıdaki gibi 9'ar trabzanımızı örüyoruz kenardaki bitişe de yine 4 tane sık iğne trabzanımızı örüyoruz sık iğne değil trabzanımızı hemen başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımı ördüm şimdi ortadaki 3 tane sık iğnenin ortasına gelerek batıyorum ve tekrar 9 tane trabzanımı örüyorum Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 4 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin tepesine batıyorum. Bir tane daha kenar trabzanımı ördükten sonra burayı bir zincir çektikten sonra da kapatıyorum. Ve artık Tek parça halinde değil bölümlerine ayırarak örmeye başlıyorum. Arkamızı ayrı önümüzün bir parçasına ve diğer önümüzü ayrı ayrı örelim. Şimdi e, ipimi buradan kestikten sonra bölümlerimize önce ayıralım. Daha sonrasında ise e, örmeye başlayalım. Şöyle bakınız çeviriyorum. Ben iki buçuk motif iki buçuk motif olarak uygun gördüm. Şöyle iki tüm yarım. Burayı da aynı şekilde iki tüm bir yarım olarak uygun gördüm. Sizler büyüklüğünü ne kadar isterseniz o kadar ayarlayabilirsiniz. Şimdi buradan kol bölgesini ayıralım. Önümüzün yaka kısmını ayırdıktan sonra arkamızı her bir parçayı ayrı ayrı örmeye başlayalım. Şimdi işaretlerimizde ayıracımızı takalım. İşaretlerimizde güzelce ayrım yerlerimiz belli olsun. Evet işaretlerimi şu şekilde takarak ayırdım. Yarım kaldı. Diğer birinciye taktım. 2, 3, 4. Bakınız toplamda dört tane grubum üzerinde çalışacağım. Birinci ile dördüncü de işaretim var. Arada işaretim yok. Şöyle açıyorum diğer arkaya geçmek için bir tane kol altı boşluğu bırakıyorum ve hemen ikincisinden arkayı başlatıyorum ve devam ettiriyorum sonrasında yine bakınız 1 2 3 4 diğer önümüz ortada bir tane boşluğumuz işaretimi takıyorum arkamı da bu şekilde bir işaretimden diğer işaretime kadar çalışmak için ayırıyorum şimdi önümüzün birisini sizlerle birlikte başlayalım diğerini kendimiz yapabiliriz evet şimdi işaretimin bulunduğu yerden arkadan başlıyorum zincirlerimizi arkadan çektiğimiz için zincir sırasındayız bir tane düğümümü atıyorum ve şuradaki bölümümüzden başlıyorum işaretimi çıkarıyorum buradan ve sayıyorum 1 2 3 4 4. trabzan üzerine gelerek batıyorum 1 5.ye batıyorum 2 altıncıya batıyorum. 3 tane sık iğne yan yana örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yeniden sayıyorum. 1 2 3 4. Dördüncüye bir sık iğne. Hemen yanındakine yani 3 tane sık iğne arka arkaya 4 5 6 şeklinde örüyorum. 1 2 3 sayıyorum. 1 2 3 4. Dördüncüye batıyorum. 1 2 3 ve 4. 1, 2, 3. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum Hemen yanına ve diğer yanına. 3 tane sık iğnemi kuruyorum ve işaretimi buradan çıkarıyorum. Önümüzü tek parça olarak örmeye başlıyoruz. Bir zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen devam ediyorum. Ortadaki bir zincirim vardı. Bakınız, ortadaki sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya tırabzanlarımı 9 tane olarak doldurmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 trabzanımı doldurdum hemen ortadakine batıyorum ortadaki sık iğneme diğerlerini de 9'ar 9'ar dolduralım 9 sık iğne olarak ördüm hemen ortaya batıyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum ve yine sayıyorum 1 2 3 4 4. tırabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 5.ye batıyorum. 6.ya batıyorum. Buraya bakınız 5 tane zincirimizi çektik. Hem trabzan hem yeni yarım model yuvası olarak. Ve 1 2 3. Eğer örgünüzde zinciriniz sık olacaksa bir tane daha ilave edebilirsiniz. 1 2 3 4.ye batıyorum. 6 5. ve 6. ya da sık iğnelerimi ördükten sonra yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 2 ve yanına şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Şu uç kısma gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Diğer tarafta 5 zincir çekmiştik. Burada da bir trabzan 2 zincir şeklinde ördüm ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve buraya trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan örüyorum kenardaki zincirden ayrı olarak bakın toplamda 5 tane trabzan oluyor tam ortaya batıyorum tığımın başını doluyorum yine 9 tane ara trabzanımı örüyorum bu şekilde çalışmamızı omzumuzun yüksekliği devam edene kadar ilerletiyoruz. Bir sıra tüm model, bir sıra yarım model çalışıyorum. Şu an konuştuğum için sayamadım. Bakalım. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. Ortadaki sık iğneme batıyorum. Tekrar 9 trabzan. Dokuz trabzanı ördüm. Ortaya batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuraya beş zincirle geldiğimiz yere dört trabzanım örüyorum. Bir, iki, 3 4 diğer kenarda da 4 trabzan örmüştük bir de zincirimiz olacaktı burayı da uç kısma şöyle gelerek batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum bakınız kenarda iki tane yarım modelimiz ortada iki tane tüm modelimiz oldu şimdi üç tane tüm modelimizi çalışıyoruz bir tane zincirimi çekiyorum örgümü hemen çeviriyorum burada 5 tane trabzanımız var. İlk baştaki trabzanımızı da sayarsak. Şimdi 4 trabzanımızın hemen ilkinden başlıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğnemi batıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. trabzandan 1, 5. den alıyorum. 6. dan birer birer sık iğne batıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 batıyorum 1, 2 ve 3 araya 3 zincir 1 hemen şuradan 2'den başlıyorum sırası ile kenar trabzanlarımı da örüyorum bakınız modelimizin zeminini tam olarak 3 tane zemin olarak alt sıradaki gibi hazırladım bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum araya batıyorum ortaya ve 9 tane trabzanımı doldurmaya başlıyorum ve bu şekilde bir tüm model bir yarım model şeklinde önümüzü tamamlayalım önümüzü tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördüm ve zincirimizi çekip araya da sık iğnelerimizi yaparak tamamladık ve arkamız için başladık burada işaretimizi koymuştuk bakınız bir tane bölümümüzü atlayıp diğer bölümün ortasından başlayacaktık. Burada da aynı bakınız. Arkadan başlıyoruz. Arkamızı çeviriyoruz. Şu şekilde zincirlerimizi mutlaka arkadan ayarladığımız yere yerleştiriyoruz. Aralara da üçer tane sık iğnemizi ördükten sonra üçer tane de zincirlerimizi çekiyoruz. Kenarlarımızı aynı şekilde örerek tamamlıyoruz. Bakın 3 sık, sık iğne ile başladım. 3 sık iğne 3 zincir şekliyle başladım. Ön kısmı şimdi çevirip ee, modelimizin önünü çevirip buradaki yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynını tekrar ediyoruz ve aynı sırada örerek tamamlıyoruz. Diğer önümüzü ise yine aynı şekilde örüyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Arkamızdan modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bir işaretimizden diğer işaretimize kadar önce sık iğneler, zincirler, sık iğne zincir şekliyle kuruyoruz ve ilk önümüzün aynı ölçüsüyle modelimizi tamamlıyoruz. Yani diğer önümüz, arkamız, bütün bölümlerimiz bu şekilde tamamlanmış olacak. Evet şimdi ben arkayı ve diğer tarafı da tamamlayayım. Daha sonra yeniden birlikte olalım. Yeleğimin arkasını ve önlerini örerek geldim. Ortada görmüş olduğunuz gibi birer tane modelimiz tam olarak boşluk kaldı. İki de yanlarında yarımlarımız var. Her ikisinde de aynı şekilde ve sayalım arkamızı kaç tane ördüğümüzü aşağı iki sırayla dahil sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bu iki sırayı saymadan e, devam ettiğimiz zaman ise 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İki sıradan sonrasını sayarsak evet şu şekilde gayet güzel oldu. Bakınız çok çok hoş. Şimdi dikme işlemimizi yapalım. Dikme işlemi için ben iğneme ipimi taktım ve şöyle çeviriyorum hemen olduğu yerde çeviriyorum ters yüzden dikiyorum en güzel şekliyle nasıl dikebileceksek o şekilde dikişlerimizi yapalım sabitliyorum buraya ve etrafını sararak dikmeye başlıyorum Şöyle güzel, kontrollü bir şekilde dikişlerimizi atalım. Üstten sararak dikiyorum. Zincirde olduğu için zincirlerimizi bakın birbirine denk getirerek sadece sarıyorum ve diğer omuzumuzu da aynı şekilde dikerek tamamlıyorum Yeğenimizin omuz dikişlerini yaptıktan sonra kol altlarını ve kenar tığlamasını yapalım. Sık iğne olarak çalışalım. Önce şöyle kol altından başlayalım. Kenardan başlıyorum. Bakınız şuradaki yerden değil. Hemen kol altına olacak şey. Omuzdan başlamıyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Kolumuzun altına gelen kısma geliyorum. Sık iğnelerle dolduruyorum. Gereğinden fazla sık iğne yapmayalım. Potluk oluşmasın. Eksik de yapıp e, kastırma da yapmayalım. Yani şöyle güzelce 3 4 elimizin gevşekliğine ya da sıklığına göre ayarlamamızı yaparak ilerleyelim. Kollarımızı tamamladıktan sonra şimdi yakamızı tığlamaya başlayalım. Yine şuradaki işlemlerimize çalışmıyoruz. Hemen kenardan başlıyorum. İpimi düzelterek alttan gizliyorum. 1 2 3 tamamen elimizin ayarına göre dolduruyoruz. çar er dolduruyorum. Özellikle uzun gelen bölümlerimizi Yakamıza doğru ilerleyelim. Yakamızın olduğu yere geçtim yanlarımızdan. Bakınız yakanın olduğu zincirlerin bulunduğu bölümdeyim. Zincirlerimize de 3 ya da 4 ilinizin ayarına göre sık iğnemizi yapalım. Diğerlerini örüyorum. Yana batıyorum. Yakamı tamamladıktan sonra diğer yan kısma geçişimi yapıyorum. Ama yakamızı şöyle bir görmenizi de istiyorum. Bakın, yakayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi yan kısmımızı, sık iğnelerimizi burada çalıştığımız gibi diğerinde de çalışalım ve tamamlayalım uç noktaya kadar örerek geldim. En son bakınız bitiş yerindeyim. Hemen üzerine batıyorum. Şöyle ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Hem yakamızı, boynumuzu, kollarımızı tamamına çalışmış olduk bu şekilde. İpimi de içeriye alıyorum. Yavaş yavaş sona doğru geldik. Yeneğimizin önüne bir de bağcık çalışması yapmak istiyorum. Bu tarafa çalıştım. Bakınız şuradaki ikinci sıranın kenar ucundan girerek çalıştım. Diğer tarafa da sizlerle birlikte çalışalım. Şöyle bir ve iki sıra örmüştük. Üstteki sıradan giriyorum. Tığıma bir tane düğüm attıktan sonra ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Ne kadar uzunluk isterseniz o kadar zincirimizi çekebilirsiniz bir karıştan fazla olsun yaklaşık 25-30 santim kadar zincirimiz yeterli olacaktır ucuna da beyazımızla güzel bir çiçek çalışması yapalım ve yeleğimiz bu iki çalışmayla sona ersin şöyle bakın şuradan şuraya hemen hemen 20 santim yeterli ipimi buradan kesiyorum ve beyaz renkli ipimi alıyorum uç kısmına güzel bir çiçek çalışması yapmak istiyorum bir tane zincir çekerek tığıma düğümümü atıyorum şurayı sıkıştırıyorum ve mavimi buradan alıyorum gücünüzün yettiğince sıkıştırın buradan mavimizi ve sonra yazından zincirimi tekrar çekerek düğümü atıyorum açılmış mavi renkte etki zincirimizden bakın sona doğru değil bakın buradan ipimi kopardım sıkıştırdım şöyle biraz 1 2 3 3 zincire girelim kapatalım 1 2 3 4 4 tane zincirimizi çekip yuvanın içerisine girelim. 1 2 3 tekrar bir zincir çekelim 1 2 3 zincirimizle birlikte 3 tane trabzan oldu 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum aynı yere gelerek batıyorum ve bir tane çiçeğimi bu şekilde oluşturuyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yuvaya giriyorum 1 2 3 3 defa da çekiyorum 1 2 3 3 tane trabzanım oldu 1 2 3 4 aynı yere batıyorum ikinci çiçeğimi de tamamlamış oldum 1 2 3 ve 4 giriyorum iplerimi de şöyle alttan gizlemeye çalışıyorum 1 2, 3. Bakın 3 trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4. Aynı yere batıyorum. 3 tane çiçekli güzel bir bağcık ucu oldu. Bakınız. Bir zincirimi çekiyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Fazla olan iplerimizi beyazımızın içerisinde yedirelim. Ve şöyle gizleyelim daha sonrasında keselim. Kendi renginde her zaman için saklayalım bu işlemlerimizi. Şöyle görelim. Diğerini de bu şekilde çalışarak tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde yeleğimizi tamamladık. Şöyle Görüldüğü gibi bütün aşamalarını sizlerle birlikte yaptım. Çiçeğimin bir tanesini dört yapraklı olarak çalıştım. Yeleğimize daha uygun olması için. Evet sizler de isterseniz her ikisini de dört yapraklı olarak çalışabilirsiniz. İsterseniz biri üç biri dört tamamen zevkinize göre. Evet bu şekilde yeleğimizi tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarda tekrar görüşünceye dek kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.